Cem TV ekranlarından iyi günler değerli izleyenler. Bir özel yayınımızda da karşınızdayız. Bildiğiniz gibi pazartesi gecesi saatler 1.30'u gösterdiğinde Belçika'nın Denderlöv kentinde Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan Kürt halkının, ilericilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, özgür basın çalışanlarının çok alışkın olduğu bir polis saldırısı yaşandı. Bu kez hedefe Kürt basınından Stark TV ve Medya Haber TV konulmuştu. Aynı gün neredeyse aynı saatlerde Ankara ve İstanbul hattında da özgür basın çalışanlarına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu evler basıldı, iş yerleri basıldı ve baskınlar sonucunda 8 meslektaşımız gözaltına alındı. Aslında sadece Belçika'nın değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başkenti Brüksel'de ve Ankara-İstanbul hattında gerçekleşen bu polis saldırısının, bu polis talanının neyi amaçladığını hepimiz biliyoruz. Ancak bir kez daha bazı gerçeklerin, bazı noktalarının altını çizeceğiz. Gerçekten bu polis saldırısının talanının amacı neydi? Neden böyle bir saldırı gerçekleşti? Ve bu saldırı karşısında başta meslek örgütlerine ve basın çalışanlarına düşen görevleri tartışmak üzere Skype hattımızda gazeteci Reyhan Hacaloğlu ve AVEKON eş başkanı Esra Asiye Güden olacak ve onlarla biraz bu gerçekleri bir kez daha masaya sereceğiz ve altını çizeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi Merhabalar, iyi yayınlar. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizlerle sohbetimize başlamadan önce öncelikle hazırladığımız basına yönelik saldırılara ilişkin kısa bir dosyamız var. Onu birlikte izleyelim. Hemen ardından sohbetimize başlayacağız. Rejiden dosyanın olmadığını söylüyorlar ama dosyanın hazır olduğunu biliyorum. Biz o zaman sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Dosya hazır olduğunda dosyamızı izleyicilerimizle paylaşacağız. Reyhan, öncelikle senden başlamak istiyorum. Şimdi hem Brüksel'de hem de Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen saldırılara dair birkaç gündür sürekli olarak konuşuyoruz gündemimizde, özel olarak gündemimizde. Ancak yine de biz bu saldırılara ilişkin bazı noktaların altını çizmekten yanayız. Dolayısıyla bir kez daha sana da sormak istiyorum. Bu saldırı ve talanla ne amaçlandı? Çünkü Türkiye'de yaşayan özgür basın çalışanları şunun farkındalar. Sıkça karşılaşıyorsunuz. Yine o gecede karşılaştınız. Yani polis girdiği zaman evlere, iş yerlerine hakikaten normal bir arama, yani prosedürlere uygun bir arama yapmıyor. Kapıyı çalıyor, açmak üzereyken Koçbaşı'yla kapıyı kırıyorlar ya da içeri giriyorlar, bütün bilgisayarlar, bütün o var olan ne varsa içeride, ister evlerde olsun, isterse de iş yerlerinde olsun, gerçekten bir talan ediyorlar. Her şeyi kırıp döküyorlar. Dolayısıyla buradan başlayalım ve sence bu saldırı ve talanla Belçika polisi neyi amaçladı, ne yapmak istedi? Sen bize bu konularda neler söylemek istersin? Buyur, söz sende. Teşekkürler. Öncelikle belki şurayı vurgulamak lazım. O talan kısmı hakikaten çok önemli. Çünkü sadece gözaltına alıp tutuklama değil. Ne yazık ki kanıksadığımız da bir yerde ama öyle bir şekilde yağmalayıp talan ediyorlar ki işlevsiz hale getirecek şekilde. Örneğin geçen sene işte televizyonlara yine hani burada gazeteci arkadaşlarımız tutuklanan LED ışıklarına kadar dahi bir sökmüşler. Yine Özgür Gündem dönemindeki süreci hatırlarsak oradaki masayı da kırıp gitmişlerdi. Öyle bir yağma ve talan hani bu zihniyet şey derler ya hep Moğol istilası böyle arkasında hiçbir şey bırakmayacak şekilde hala onu devam ettiğini belki söyleyerek başlamak lazım. Evet bu operasyonun amacı aslında bir gözdağıydı. Eş zamanlı olmasının bir boyutu vardı. İki cepheden belki değerlendirmek lazım. Türkiye yani Türkiye ve Kürdistan açısındaki vizler o gece yapılan operasyonun bir amacı öncelikle belki şuradan başlamak gerekiyor. Burada kaybedilmiş bir seçim var. Yani 31 Mart yerel seçimlerinden bir AKP ve ortaklarının yaşadığı bir ciddi kayıp var.
Onun bir intikamıydı aslında bu ve her süreçte olduğu gibi özgür basın basına yönelik bir saldırıydı. Hatta kendi aramızda artık şunun dahi diyor mizahı şey trajik komik yani mizahı izahı olmayanın mizahı olur. Geç bile kaldılar dedik bu operasyon için. Çünkü ciddi bir kayıp yaşanmıştı ve bir yerden çıkartmak lazımdı. Ama daha geniş bakmak lazım. Örneğin biraz artık bu coğrafyada ölümleri çok yaşadığımız için çok sayılarla belki sayı çok olunca dikkatimizi çekiyor ama seçimlerden sonra Kürdistan'ın her kentinde gözaltı ve tutuklama operasyonları devam ediyor. Bugün de Mardin'de gözaltılar var. Dün Dersim'de iki kız kardeşin tutuklanması vardı. Urfa'da, Şırnak'ta yani seçimlerden sonra sayılar dediğim için belki hani az olduğu için bize çok şey ciddi gelmiyormuş gibi geliyor ama 31 Mart'tan sonra Kürdistan'da zaten bir intikam operasyonu başladı siyasal alanda. Bu da basına yönelik bir operasyondu, bir gözdağıydı. Aynı zamanda çift yönlü olmasını yani hem Avrupa'da hem Türkiye ve Kürdistan'da şöyle bir şey dedirtmek istedi. Hala güçlü olduğuna dair bir aslında tabloda yaratmak istedi. Bu çöküşü bu şekilde kamufle etmek istiyordu. Yani bizlerin buradan okuduğu, gördüğü mesaj açıkçası burada özgür basına yönelik. Avrupa'sı çok ilginç. Örneğin insan şunu soruyor yani Kürtler söz konusu olunca çok yakın bir tarihte ciddi bir kahramanlık sergilerken DAEŞ'e karşı Kürtler kahraman oluyor da söz konusu sesleri ve sözleri olunca nasıl bir terörist oluyor algısı Avrupa açısından açıkçası utanç verici bir tabloydu. Hele ki işte Fransa'nın talebiyle gerçekleştiği söyleniyor. Yani güya bunlar Türkiye'yi kınım kınım kınayan, düşünce ve ifade özgürlüğü olan ülkeler, raporları hazırlayan bu konuda ülkeler söz konusu Kürtler olunca garip bir şekilde bir ortaklık gördük. Avrupa'da da bu tablonun değişmediğini fark ettik. Topyekün Türkiye eliyle verilmek istenen bir mesajdı diye okuyoruz buradan. Hemen ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum izninle aslında. Şimdi işin içine Fransa girince çünkü Belçika'nın en yüksek mahkemesinin bir kararı var yakın geçmişte PKK'nin terör örgütü olmadığına dair. Kaldı ki aslına bakarsanız kimin terörist olduğunu, kimin terör örgütü olduğu tartışması çok meselesi tartışmaya çok açık. Yani büyük gerçek teröristler aslında halklarımız üzerinde savaşı, baskıyı, zulmü örgütleyenler, uygulayanlar. Ya eğer bir terörist diyeceksek, bir teröriste işaret edeceksek bu devletler. Ama Fransa işin içine girince Fransa daha önce de Türkiye ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2018'de biliyorsunuz Metin Uçen'in kapatılması daha sonra tekrar yine Eytulsat üzerinden yayınların, bu televizyon yayınlarının durdurulmasına ilişkin hayli efor sarf etti. Dolayısıyla da hani Fransa'da işin içine girince biraz daha geriye giden bir tarihsel süreç var. Fransa'nın esasında Kürtler üzerinde uyguladığı politikaların bir devamı olarak görmek gerekiyor. Yine geçtiğimiz günlerde de 3 Kürt gencini Fransa teslim etti. Buradan devam edeceğiz esasında. Ben Esra sana dönmek istiyorum. Sen Fransa'dasın ve Fransa'da işin içine girdi yani. Kısa sürede baskının ilk saatlerinde öğrenemesek bile kısa sürede anlaşıldı ki Fransa'daki bir mahkemenin isteği üzerine bu talan, bu saldırı gerçekleşmiş. Dolayısıyla sen bu saldırıya ilişkin sonuçta evet Kürt kurumlarına ilişkindi bu saldırı ama aynı zamanda Kürt halkına, ezilenlere yönelik bir saldırı olarak not etmek, kaydetmek gerekiyor. Çünkü haber alma özgürlüğü diye bir şey var. Halkların, kitlelerin haber alma özgürlüğü diye bir şey var. Siz onların sesine, yayın organlarına saldırdığınız oranda onların da bu hakkına da saldırmış oluyorsunuz. Sen polis saldırısına ilişkin neler söylemek istersin? Aynı zamanda saldırıyı duyduğunuzda Avrupa'da yaşayan göçmenler, politik sürgünler olarak neler, nasıl bir refleks gösterdiniz? Belçika polisinin bu talanının hesabını önümüzdeki süreçte görmek için, sormak için daha başka neler yapmak gerekir? Çünkü gerçekten herkes tanık oldu. Yani arama sonrası polisin gerçekleştirdiği, iki kurumda gerçekleştirdiği talanı hepimiz gördük, kameralardan gördük, paylaştılar arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunun için daha başka neler yapmak gerekir diye sorsam sen bize neler söylersin? Buyur. Evet.
İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Aslında çok açık bir saldırı ve toplamda gerçeklerin ters yüz edilmesine dönük bir saldırı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz, faşist Türk sömürgeci Türk Devleti'nin hem muhalif basına yönelik gerçekleştirdiği sayısız saldırı ve katliamları biliyoruz geçmiş dönemden bugüne. Ve yine de dediğimiz birçok bakımdan da gerçeklerin ters yüz edilmesi çabası olarak değerlendirmek gerekiyor. Aklıma şey geliyor, bu tip saldırılar basına, özgür basına dönük saldırılar söz konusu olduğunda Alman Nazi propaganda şefi Goebbels'in özgür, yani özgür basın diyemeyeceğiz o dönem bakımdan ama nasıl bir manipülatif çabayla gerçekleri ters yüz ettiği, savaşın sürdüğü koşullarda, ikinci emperyalist paylaşım savaşının sürdüğü koşullarda kitleleri nasıl manipüle etmeye çabaladıklarını Nazi faşistlerinin biliyoruz ve bunun ne kadar etkili olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda faşist saray diktatörlüğünün bugün gerçekleştirdiği muhalif basına, medya ve Sterk TV'ye dönük saldırılar, yine Türkiye ve Kürdistan'da arkadaşlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarımıza dönük operasyonlarla yapmak istediğinin tam da bu olduğunu anlamak gerekiyor. Biraz durumu özetlersek, süreci özetlersek, bu nasıl bir bu saldırıya onlar bakımından sebep olan, tırnak içerisinde söylüyorum sebebi, sebep olan gerçekler bakımından birkaç şey söylemek gerekiyor kuşkusuz. Örneğin özellikle Metin'e yönelik hava saldırısı, faşistlerin Kürt halkına yönelik işgal saldırılarını genişletmek için yeni işbirliği anlaşmalar için Irak gezisi, yanı sıra 1 Mayıs'a ilişkin Taksim yasağı kararının benzer bir şekilde toplam olarak toplamda işçi ve emekçilere yönelik saldırılar, kadınlara yönelik saldırılar söz konusu olduğunda gazetecilere yönelik saldırıları emperyalistlerin desteğiyle Kürt halkının sesinin boğulmak istediğini görebiliyoruz. İşçilerin, emekçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin Avrupa'nın göbeğindeki bir baskın saldırısıyla seslerinin boğulmak istediğini görebiliyoruz. Bütün bu gelişmelerin son birkaç günde yaşanması sürecin de çok sert geçeceğinin ve ilerleyeceğinin bir göstergesi aynı zamanda. Bunun içerisinde kendi bekasını Kürt halkının statü talebine engellemekte, büyük bedellerle elde ettiği kazanımlarını ortadan kaldırmakta görüyor faşist saray rejimi. Çünkü çok açık ki Roj TV geleneğinden bugüne Medya Haber, Sterk TV aslında bir geleneğin sözcülüğünü de yapıyor ve önemli bir kazanımın da Kürt halkının önemli bir kazanımın da göstergesi olarak bugüne değin yayın yaptılar. Bu kazanımları bertaraf etmek, bu kazanımlara saldırılar düzenlemek istiyor ve başta da söylediğim gibi sürecin, toplam sürecin sert geçeceğini de bildiğimizi de düşünürsek bu sürecin ilk elden saldırı noktalarından bir tanesinin propaganda araçları olan işte hem basın buna yönelik saldırıların bu anlamda kapsanması bakımından da görebiliyoruz Faşist Saray rejiminin neleri amaçladığını. Nitekim Belçika, Fransa burjuva devletleriyle ortak bir operasyon olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani Fransa devletinin isteği biçimindeki söylem tek başına gerçekten yetmiyor bugünkü bu saldırı bakımından, bu operasyon bakımından. Ortak işbirliği üzerinden gerçekleştirilmiş bir saldırı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yayın kesme amacıyla TV emekçilerini derdest etmek, aynı şekilde aynı saatlerde Fransa'nın Drancy kentinde 3 Kürt yurtseverinin gözaltına alınması, yine aynı şekilde aynı biçimde polisin derdest ederek silah zoruyla kapıları kırarak içeriye girmesi bir eşgüdümlülüğü, bir iş bu anlamdaki gerici bir işbirliğini de ifade edebiliyor. Biz tabii ki bunun faşist Türk sömürgeciliğinden azade olmadığını hepimiz vurguluyoruz. Kapsamlı bir saldırının işareti bunlar. İşçi ve emekçilere Sterk TV'nin, Medya TV'nin ulaşmasını engellemek, bir mezar sessizliği yaratmak istiyorlar. Bu amacı taşıyor bu saldırılar yine aynı şekilde. Şimdi aynı zamanda emperyalistler arasındaki çelişkileri de sınırsızca kullanıyor faşist diktatörlük.
ve Avrupa Burjuva Devletleri ile işbirliği içerisinde bu saldırılar. Yine Paris katliamlarında da aslında aynı izleri gördük biliyorsunuz. Çok açık ki faşist sömürgeciliğin Fransa devletiyle kurduğu pazarlıklar, işbirliği, kirli işbirliği katliamlara neden oldu. Katliamlar biçiminde neden oldu demeyeyim de katliamlar biçiminde şekillenmiş oldu. Yine yakın zamanda işte Türk devletine 3 Kürt mültecinin teslim edilmesi, bu konuda Fransa devletinin emperyalistler içerisindeki özel rolünde aslında ifade ediyor. Ve Belçika polisinin işbirliğiyle de gerçekleşen bu saldırıda aslında toplamda emperyalistlerin faşist Türk sömürgeciliğiyle kurduğu işbirliği ve pazarlıkların bununla sınırlı olmadığını tahmin etmemizi zor olmadığını gösteriyor. Çünkü başta G7 gibi emperyalist zirveler olmak üzere son dönemde faşist şeflik rejimi tüm mesaisini emperyalistler ve NATO ülkelerinin işgal saldırılarına, Rojava'ya yönelik ya da medya savunma alanlarına yönelik işgal saldırılarına, kirli savaşa rıza göstermelerini sağlamaya dönük ya da onların desteğini almaya dönük olarak da çabalar olarak da değerlendirmek gerekiyor. Faşist şeflik bu dönem gerçekten özellikle emperyalistlerle kurduğu ilişkiler bakımından böyle bir çaba içerisinde. Nitekim yakın zamanda NATO sözcülüğünü görevini Hollanda'nın üstlenmesi bekleniyor biliyorsunuz. Ve faşist şeflik rejiminin temsilcileri Hakan Fidan gibi Kürt karşıtlığı temelinde aynı şekilde Hollanda ile kurduğu ilişkiler de Hollanda'ya yönelik ziyaretlerde aslında bu çabaların sadece bu saldırılar ekseninde olmadığı ya da olmayacağını çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü o da Hollanda üzerinden Kürt kartını oynama çabası içerisinde. Bu gözü dönmüş saldırganlığın aslında 8 Mart'la kadınların isyanıyla, kadınların direnişiyle başlatılan... Araya girebilir miyim izninizle? Evet. İstersen oraya geçmeyelim çünkü ilerleyen dakikalarda esasında meselenin bu yanlarını da tartışacağız. Yani Erdoğan'ın Irak ziyareti, Hakan Fidan'ın Brüksel ziyareti, NATO görüşmeleri, Hollanda ziyareti falan oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Bütün bu trafiğin ve basını susturmaya yönelik çabalar arasındaki, girişimler arasındaki, saldırganlık arasındaki bağları da konuşacağız. Ama arkadaşlarımız dosyamızın hazır olduğunu söylediler. Dolayısıyla bir kez daha özgür basına yönelik saldırılarla ilişkili olarak yayın kurulumuzun hazırlamış olduğu dosyayı ekranlarımıza getirelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden sizlerle sohbetimize devam edeceğiz. Kürt basını Kürt Gazeteciler Günü'nün 126. yıl dönümünde yeni bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Özgür basın geleneğinin bir devamı olarak yayın hayatını sürdüren Medya Haber ve Sterk TV stüdyoları Belçika Devleti polisleri tarafından basıldı. Sürgün, baskı, katletme, kapatma, engelleme ve yasaklamaya rağmen bir asırdan fazladır Kürtlerin varlığına yönelik tehditleri teşhir eden ve direnişlerinin arşivini tutan, tarihini yazan Kürt basını bugün onlarca televizyon, radyo ile günlük ve haftalık gazete, kültür sanat ve siyaset dergileriyle yoluna devam ediyor. Kürt bilgesi Musa Anter, 1950'li yıllardan itibaren yürüttüğü basın faaliyetleriyle Türkiye'de yok sayılan bir halkı, karanlıkta tutulmak istenen gerçekleri görünür kılarak Kürt basın tarihinde yeni bir meşale yaktı. 20 Eylül 92 yılında Ahmet'te JITEM tarafından katledilen AP Musa'nın yarattığı yeni meşale, 90'lı yıllardan itibaren özgür basın geleneğine dönüştü. Her zaman halktan ve hakikatten yana olan özgür basın kurumları 30 yıllık serüveninde bombalama, yağmalama, kapatma, baskın, imha gibi her türlü şiddete maruz kaldı. 90'da yayın hayatına başlayan Yeni Halk Gazetesi'nin Diyarbakır bürosu daha ilk haftadan saldırıya uğradı. Özgür Gündem 30 Mayıs 92'de yayına başladı. 14 Nisan 94'te mahkeme kararıyla kapatılan gazetenin aralarında yazar, muhabir ve dağıtımcıların da bulunduğu 27 çalışanın çoğu faili meçhul bir şekilde katledildi. Gazete 10 Aralık 93 tarihinde yüzlerce polis tarafından basıldı ve çalışanları gözaltına alındı.
28 Nisan 94'te yayına başlayan Özgür Ülke'nin 3 bürosu 4 Aralık 94 günü aynı anda bombalandı. Gazete çalışanı Ersin Yıldız yaşamını yitirirken 21 çalışanı da yaralandı. Bombalamaya rağmen gazete yayınına ara vermeden devam etti. Açılan davalar nedeniyle gazetenin 7 yazı işleri müdürü tutuklandı. Özgür Ülke gazetesinin kapatılmasının ardından 13 Nisan 95'te Yeni Politika yayına başladı. Aynı akıbete uğrayan Yeni Politika gazetesinin ardından çeşitli isimlerle özgür basın geleneği sürmeye devam etti. 17 yıl aradan sonra 4 Nisan 2011 tarihinde yeniden yayın hayatına başlayan Özgür Gündem gazetesi yeniden Kürt halkının sesi olmaya devam etti. Ancak Özgür Gündem'e dönük baskılar devam etti. Sayısız defa para cezalarına çarptırılan gazetenin birçok sayısı hakkında dava açıldı ve toplatma kararı verildi. 29 Ekim 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılmasına karar verildi. Türkiye'de kurulan ilk Kürt haber ajansı olma özelliği taşıyan ve gerçeklerden asla taviz verilmez motosuyla yayına başlayan Dicle Haber Ajansı da her türlü baskıya göğüs gerdi. 94 yılında yerel yayın olarak Diyarbakır'da kurulan Özgür Gün TV 23 Mart 2006'da KHK'ler ile kapatıldı. Bakuri Kürdistan ve Türkiye'de özgür basın yayıncılığını bombalamaya kadar varan saldırılarla hedef alan Türk Devleti bu kez yurt dışındaki özgür Kürt basını için harekete geçti. 15 Haziran 95 tarihinde kurulan ve ilk Kürt televizyon kanalı olma özelliğini taşıyan MED TV, Kürdistan'da yaşananları görünür kılması sebebiyle hedef haline geldi. MED TV'nin lisansı Türkiye'nin talebi üzerine 23 Nisan 99'da iptal edildi. Yerine kurulan Medya TV de Fransa tarafından kapatıldı. Medya TV'nin kapatıldığı yıl Roj TV yayına başladı. Roj TV kurulduğu 1 Mart 2004 yılından bu yana Türk Devleti'nin hep hedefinde oldu. Türk Devleti bir yandan sinyallerle yayını engellemeye çalışırken yayın lisansının bulunduğu Danimarka üzerindeki baskıları da yoğunlaştırdı. Türk Devleti'nin Roj TV diplomasisi 2010 yılına gelindiğinde had safhaya ulaştı. 4 Mart 2010 tarihinde Türk Devleti'nin girişimleri sonucu televizyonun Belçika'daki stüdyolarına baskın düzenlendi. Bu baskın ardından da Eylül 2010 tarihinde televizyona kapatma davası açıldı. Sürgündeki ilk Kürt ajansı Mezopotamya Haber Ajansı ve Özgür Politika Büroları da 2005 yılında Türk Devleti ile yakın ilişki içerisinde olan Alman Devleti tarafından basıldı. Kürt gazeteciler ödedikleri ağır bedellere rağmen hakikatin izinde yürüme iddiasında bir Kürt gazeteciler gününü karşılarken özgür basın kurumları bir baskıya daha maruz kaldı. Belçika'da Medya Haber TV ve Star TV stüdyoları bir gece yarısı baskınıyla ablukaya alındı. Bilgisayarlara el konuldu, tavan aralarına kadar aramalar yapıldı. Reji, elektrik kabloları kesilip atıldı. Tüm yayın araçları tahrip edildi. Baskının Türk devlet yetkililerinin bir süre önce yaptıkları Belçika temasları ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Kürt basını bir gazeteciler gününü daha baskı ve yıldırma politikalarıyla karşılıyor. 126 yıldır baskı, şiddet, işkence, tutuklama ve ölümlere rağmen Kürt medyası bugün de Kürt halkının sesi, soluğu, gözü ve kulağı olmaya devam ediyor. Evet değerli izleyenler, özel yayınımıza devam ediyoruz. Konuklarımız, gazeteci arkadaşımız Reyhan ve Avekon eş başkanı Esra Asiye Güden'le kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Reyhan, sen de devam etmek istiyorum. Şimdi biz biliyoruz ki egemenler önce gerçekleri vuruyor. Dolayısıyla Star TV ve Medya Haber TV, yine Türkiye'de özgür basına yönelik basın çalışanlarına yönelik saldırılar ile Hakan Fidan'ın Brüksel, biraz önce aslında Esra girmişti, bir başlangıç yapmıştı. Erdoğan'ın Irak ve Güney Kürdistan ziyaretleriyle bu yaz devletin biliyoruz planı var. Güney Kürdistan ve Rojava'ya yönelik gerçekleştirmeyi düşündükleri işgal saldırıları arasındaki bağ ilişkin kısa bir değerlendirme yapmanı istesem bize neler söylersin? Buyur.
Evet, aslında tam hem şeyi de izlerken, dosyayı da izlerken basın olarak yaşadıklarımızın, Kürt halkının yaşadıklarından bağımsız olan her süreçte aslında paralel gittiğini ve şeyi de görmüş olduk. Kuşkusuz birbirinden bağımsız değil. Çünkü bu iktidar baştan beri bir savaş iktidarı dememizin basın olarak aslında bir tesadüf değil. Çünkü ilişkilerini bunun üzerinden kuruyor ve seçim öncesi, seçim sonrası da buna daha fazla hız verildi ve bizler de basın olarak zaten çok uzun sürede işte özellikle KDP üzerinden de bir operasyon hazırlığı olduğunu, bunun için gerekli hazırlıkların da yapıldığını söyledik. Ve basına yönelik saldırıların da bu süreçte gerçekleşmesi kuşkusuz tesadüf değil. Aslında çok yakın tarihli, en azından kendi basın tarihim açısından çok yakın tarihli bakarsak bile işte dosyada da vardı. Özgür Gündem'in kapatılması örneğin öz yönetim süreçlerine denk gelen bir süreçti. Nitekim hala da görüyoruz orada diri diri yakılan halkımızdan sokak ortasında katledilmeye kadar. Yine özgürlükçü demokrasinin kapatılması Erfin işgaline denk gelen bir süreçti. O dönemde de yine briefingler verilmişti. Basına haberlerin nasıl verilmesi gerektiğini biz bunun dışında olan basın olarak bir şekilde kapatıldık, edildik. Bu süreçte de bunun hazırlığı olarak görüyoruz. Belki doğru okumayı buradan yapmak lazım. İşte gazeteciler, evet, muhalif basına yönelik saldırılar kuşkusuz sürekli gerçekleşen bir durum. Özellikle baskının söz konusu olduğu o ülkelerde, coğrafyalarda, ama Özgür Basın'ın başka bir misyonu var. Çünkü yürüyen aslında bir halk savaşının da bir parçası. O yüzden özellikle o halka yönelik saldırılar ve baskılar arttığında Özgür Basın ilk hedeflerden biri ve çünkü bir şekilde o gerçeklerin görünür kılınması isteniyor. Avrupa'da televizyon, yani görsel dediğimiz alanda da bu kadar ciddi bir saldırının gerçekleşmesi, bundan bağımsız okumamak gerekiyor. Yine burada gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanması. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Önleyemedikleri, biz hep şey diyoruz ya, işte gerçekler karanlıkta kalmayacak, alternatifini yaratma, işte bir basın, radyo, gazete, televizyon vesaire, ama çok uzun süredir burada en azından 2016'dan sonra da iktidarın fiili olan yasakları yasalaştırdı. İşte sansür yasasından KK'lere kadar bir şekilde yargı sopasını kullanarak susturmaya çalıştığı bir süreç yaşıyoruz. O dönemde dışarıdaki, yani Avrupa ayağı dediğimiz basının çok ciddi bir rol ve misyonu var ve uzun süredir de bu anlamda görsel yayınlar, televizyonlar ciddi bir boşluğu doldurarak Kürdistan'da yaşanan, Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini görünür kılmaya çalışılıyor. Bu süreçteki televizyonlara yönelik, işte Fransa eliyle diyelim, işte Esra Başkan da aslında söyledi, bütün Avrupa'nın belki de içinde olduğu, tek başına okumamak gereken bir süreçteki saldırı, bu savaş ortaklığının, savaş organizasyonunun bir parçası yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen, işte bir şekilde diplomatik ilişkiler adı altında ya da kirli ilişkilerle gerçekleşen bir saldırı söz konusu. Bunu belki korkutmak açısından söylememek lazım ama muhtemelen devamında gelecek şeyler. Evet. Çünkü bir saldırıyı göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında Avrupa'daki saldırılar da, bu son süreçteki iade adı altında yapılanlar da, yani tekrar işte Türkiye'ye verilmesi, işte o gün yapılan gözaltılar, yakın tarihte aslında Nevroz'da Belçika'da gerçekleşen, hani Kürtlere yönelik bir aileye yönelik gerçekleşen Evet. saldırı bir konsept ve birbirinden bağımsız değil. Bunu da görünür kılacak, ortaya koyacak. Aslında biz bazen şey diyoruz, biz sadece basın değiliz, aslında tarihin tanıklarıyız da. Bu tanıklıklarımızı da belgeleyen noktadayız. Özgür Basın'ın böyle bir misyonu da var. Değil miydi? Hani o dosyada da vardı aslında, çoğu Evet. noktada da bedel vere vere gerçekleşen bir durum söz konusu. Böyle, yani bu bir savaş hazırlığının ön şeyiydi, yani çalışmasıydı. Evet. Evet Esra, seninle devam etmek istiyorum. Şimdi seçimlerin çok öncesinden aslında Faşist Türk Devleti'nin hem Güney Kürdistan'a zaten başlamış ve sürmekte olan bir saldırı var. Uzun süredir devam ediyor bu. Ve Rojava'ya yönelik saldırıları bir yandan devam ediyor ve diğer yandan da aslında hedefledikleri hani sınırın ötesinde 30 kilometrelik bir alan, bir işgal alanı diyelim, oluşturma ve oraya yerleşme. Aslında içlerinden geçen de biz biliyoruz ki Kerkük'e kadar gitmek, bunu değişik zamanlarda ifade ettiler. Bu geniş çaplı bir hazırlık içerisinde oldukları biliniyor. Dolayısıyla biraz önce giriş yaptın esasında. Senin girişinin ardından Deyhan da devam etti. Hem Hakan Fidan'ın ziyareti hem de Faşist Şef Erdoğan'ın Irak ziyaretleri ve görüşmeleri bunun bir parçası. Dolayısıyla faşist rejimin bu
topyekün hazırlıkları karşısında hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani evet, bunların altını çizmeliyiz. Reyhan dedi ya, hani korkutmak amacıyla değil ama hazırlıklı da olmak gerekiyor kötü yakalanmamak için. İlerice devrimci kuvvetler bakımından birleşik mücadelenin büyütülmesine ilişkin bu çerçevede kısa bir değerlendirme yapmanı istesem bize neler söylersin? Buyur. Tabii ki korkutmak değil ama bir tane 3. Dünya Savaş hazırlıkları ve tehlikesinden uzun süredir bahsediliyor. Emperyalistler olabildiğince silahlanıyorlar ve Türkiye-Kürdistan bakımından da faşist rejimin bu gözü dönmüş saldırganlığın bir parçası olma isteği, çabası çok açık bir gerçek. Yani şunu şöyle düşünebiliriz, yani onun hani bu saldırganlığa iten Türkiye'deki Kürdistan'daki mücadele doneleri bakımından bazı anlardan bahsetmek lazım. Örneğin 8 Mart'taki kadın iradesi açığa çıkan, yasak tanımayan ve gerçek anlamda kadınların özgürlük mücadele talepleri etrafında inadına bir isyanla büyüttükleri mücadele ve yanı sıra devamında Nevroz, yani Mart'taki o canlılık, o mücadele hali, Nevroz'un yüz binlerle gerçekleştirildiği eylemler, sokak mücadelelerinin bu anlamda büyümesi, yine DEM Parti 31 Mart yerel seçimleri bakımından ve bu özellikle Birleşik Mücadele Cephesi'nin en temel kuvveti olan DEM Parti'nin adeta bir referandum özelliği taşıyan bir yerel seçim başarısı ve yine aynı şekilde bir kayyum ile gasp edilmeye çalışılan belediye başkanlıklarının geri alınması ve bunun içerisinde Van'da üçüncü bir kayyum atama çabası girişimine karşı halkın sokakta ortaya çıkardığı irade ve mücadele ve çekip almak, söküp almak, o kazanımı tekrardan söküp almak, iradeyle almak, görkemli bir direnişle almak ve yine aynı şekilde grev ve direnişlerle işçi ve emekçilerin uyanışa geçen mücadeleleri söz konusu. Ve bugün bakımdan da, belki 1 Mayıs'ı sonra konuşacağız ama bunu da ifade etmek gerekiyor, ciddi bir Taksim iradesi var ve hazırlanan Taksim iradesi etrafında çarpışmaya hazırlanan diri kuvvetler söz konusu ve bu toplam içerisinde kitlelerin ve kitleleri oluşturan her kesimin artan bir özgüveninden bahsedebiliriz. Ve bu artan özgüvenin faşist şefliği korkuttuğundan da bahsedebiliriz. Çünkü bir irade beyanı tüm söylediğimiz tüm bu süreçler ve bir yönetememe krizinin de derinleştiği, daha fazla derinleştiğinden söz etmek mümkün. Şimdi böyle bir süreçte faşist sömürgeci rejim, yani Metin'e saldırılar, Güney Kürdistan'a dönük saldırılara dönersek eğer, faşist sömürgeci rejim Güney Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarının bir yenisini gerçekleştirmek istediğini aslında Metin'e yönelik saldırıyla göstermiş oldu. Aslında bunu da biliyoruz, aylardır ifade ediliyor nitekim. Dolayısıyla yani beklenen bir saldırı olarak da vücut buldu ve özellikle de 31 Mart yerel seçimlerinin hemen akabinde bu saldırının gerçekleştirilmesi de çok açık ki o yönetememe krizinin, faşist şefin korkularının gerçekten yani bir gerçek hali, öyle söyleyeyim. Yani korkması gerektiği kadar var diyeyim, öyle diyeyim sözünüzü. Korkmakta haklı. Yani korkmakta haklı, evet. Bir irade var çünkü sonuçta payla tüm cephelerden, tüm mücadele dinamikleri bakımından bir irade söz konusu. Son aylarda artan o Bağdat evler arasındaki diplomasi trafiği, yine aslında bu saldırıların, kapsamlı saldırıların işaretleriydi. Yine faşist rejimin Irak'a karşı bir yandan su konusu tehdit aracı olarak kullanması, diğer yandan işte kalkınma yolu ve yeni işbirliği anlaşmalarının önünü açma çabası. Yine KDP'nin işbirlikçiliğinin bu anlamda daha da ileri bir düzeye yükseltmesi ve yeni bir zeminde geliştirmesi, Güney Kürdistan'daki istediği işgal imkanlarını yaratmaya çalıştığını gösteriyor.
Yine en son işte Erdoğan'ın Irak'ı Bağdat'ı ziyaretinde işte 26 konuda anlaşmalar yapıldı beyanı aslında medya savunma alanlarına yönelik saldırılar bakımından Metina'nın bir başlangıç olduğunu gösteriyor ve bunun da aynı güne denk gelmesidir. Evet. Esra, toparlayabilir misin? Evet, toplam bu saldırılar içerisinde birleşik mücadelenin örülmesi ve bu birleşik mücadele içerisinde her bir öznenin onu oluşturan tüm kuvvetler bakımından Kürt halkına yönelik sömürgeci saldırıların, işgalci saldırıların söz konusu olduğu koşullar içerisinde birleşik tarzda özellikle Avrupa'da, Türkiye'de ve Kürdistan'da tüm kuvvetleriyle birleşik mücadelenin sokak mücadeleleriyle dinamik bir şekilde ve militan bir şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor. Çünkü çok açık bir savaş gerçeği var ve saldırı gerçeği, işgal gerçeği var. Bunun içerisinde, bu saldırılar içerisinde barışçıl mücadelenin kuşkusuz kimi nüveleri ele alınabilir. Ama halkların, Kürt halkının yanında olmak, Kürt halkının mücadele özneleriyle bir arada olmak, devrimci komünistlerin medya savunma alanlarını tutan devrimci komünistler bakımından da, Kürdistani güçler bakımından da bu halkın onurlu evlatlarının etrafında kenetlenmek biçimde bir görevi olduğunu belirtmek zorundayız. Ve sokağı en militan ve en dinamik biçimde değerlendirmek ve büyütmek, sokakta büyütmek, bu mücadeleyi büyütmek, birleşik tarzda büyütmek çok açık bir gerçek bugün bakımından. Teşekkürler Esra. Son tura geldik. 45'te bitirmek zorundayız. Dolayısıyla da kısaca son söz demeyeyim de hani son olarak söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Reyhan, buradan hem ilerici devrimci basın kuruluşları ve meslek örgütlerine, çalışanlarına hem de halklarımıza haber alma özgürlüklerine sahip çıkmalarına ilişkin bir çağrı yapmanı istesem bizim aracılığımızla kısaca neler söylemek istersin? Buyur. Evet, aslında çok değerli bir şey dayanışma ve direniş. Demin Esraş Başkan da söyledi, Van en yakın tarihli örneklerimizden biri. Coğrafyada yine işte Gezi gibi süreçler ortak bir dayanışma ve mücadelenin aslında halkların kurtuluşunun da bu anlamda birlikte olduğunu göstermek açısından kuşkusuz eylem alanları çok önemli. Ama böylesi saldırılar karşısında da aynı güç birliği ve dayanışma, direniş ve kuşkusuz ciddi bir anlamda bir mevzi ve bir güç oluşturuyor. Hele ki karşımızda bu kadar da güç kaybetmiş bir iktidar varken belki de bunları çok daha güçlü göstermek lazım. Türkiye'de evet, muhalif basın açısından dayanışma, nitekim arkadaşlarımızın hemen gözaltına alınmasından sonra da burada açıklamalar yaptı basın meslek kuruluşları. Bunların çok daha fazla olması gerekiyor. Yani lokal kalmamalı, işte çünkü Türkiye'de bu açıdan, pratiksel açıdan yer yer eksiklikler de yaşandı özgür basın, Kürt basını olunca, ama bunun aksine çok güçlü dayanışmaların sergilendiği süreçlerden de geçtik ve bunlar ciddi bir kazanım da getiriyor ve ciddi bir örgütlenme de muhalif cephede sol sosyalistler açısından bir mevzi basın, direniş kuşkusuz süreçleri belirleyendir. Hep deriz ya, tarihi halkların direnişleri değiştirir, belirler. Bunun en görünür noktası da basın. Basın da bunun bir parçası. Sadece mesleki anlamda yaklaşmıyoruz çünkü yaşadığımız olaylara. Buradan böyle bakmak, meslek kuruluş örgütlerinin ciddi anlamda bir kenetlenip örgütlenme ihtiyacı da çünkü beraberinde ortaya çıkıyor ve ortak örgütlenme aslında, ortak bir direniş. Halklar açısından da bu böyle. Haber alma hakkı, hakikaten biz bazen temel ihtiyaçlardan ya da durumlardan bahsederken haber alma hakkı da insanların en temel haklarından biri. Bunun korunması, hele ki bu kadar baskının söz konusu olduğu bir coğrafyada ve dünyada çok değerlidir. Belki buradan şunu vurgulamak lazım aslında. Avrupa'daki bir kurumumuzun eş başkanını da yakalamışken, özellikle muhalif toplumsal yapı şu an Türkiye ve Kürdistan'dan çok Avrupa'da, yani 5. parça olmuş durumunda. Oradaki örgütlülük, oradaki görünürlülük kuşkusuz çok daha ciddi bir güç de getirecektir. Nevruz'daki aslında oradaki coşku ve enerji bizlere de böyle yansıdı, böyle okuduk, böyle gördük. Hem oradaki örgütlülüğü sağlamak, hem de o örgütlülüğün bu tür bir saldırı karşısındaki duruşu kuşkusuz bu saldırıları bertaraf etmekte çok daha etkili olacaktır. İşte yine Belçika'daki Kürt aileye saldırıda gördüğümüz gibi
Yani aslında tek değil, hepimiz biriz ve farklı parçaları ve organları olsak da belki bunu söyleyebilirim. Bu bir haktır, korumak lazım ve cepheyi geniş tutmak lazım. Teşekkürler Reyhan. Evet Esra, sana da son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi biraz girdik aslında sohbet içerisinde. Önümüz 1 Mayıs, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da aslında 25 Kasım'da kadınlar başlatıyor. 8 Mart'ta devam ediyor ama biz hadi 8 Mart'tan bu tarafa olanını alalım. 8 Mart'ta kadınların sokakları dolduran isyanı, yine Nevroz'u da bir üst aşamaya sıçradı. 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir atmosfere ulaşıldı ve iktidarın yenilgisini hazmedemeyip yine bir şekilde Kürt halkının kazanımlarına ve iradesine saldırısı Van'la devam edecekti. Kayyum darbesi ancak Van halkı yürünmesi gereken yola işaret etti ve geri adım attırdı. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta kitlesel olmanın, 1 Mayıs'ta biraz daha büyümenin, daha büyümenin şart olduğu açık. Dolayısıyla buradan çok kısa nasıl bir çağrı yapmak istersin 1 Mayıs'a yürürken diyelim. Buyur. Evet, 1 Mayıs'a esasen seçim sonuçlarının yarattığı olumlu politik psikoloji ve Van Serhildan'ın yarattığı devrimci mücadele enerjisiyle giriyoruz. Aslında sözün içerisinde Şırnak'ta halkın kadına yönelik şiddete karşı ortaya koyduğu irade de önemli bir dinamizmindir. Önemli bir mücadele dinamiği oluşturduğunu düşünüyorum. Hani kadın mücadelesi, kadın özgürlük mücadelesi bakımından da kazandırıcı, sürece kazandırıcı bir müdahale olarak da değerlendirmek gerekiyor. Toplam tüm saydığımız tüm bu mücadele doneleri içerisinde aslında yoksul emekçilerin, milyonların açlığa ve yoksulluğa ve yok sayılmaya, toplamdaki tüm ezilenler bakımından yok sayılmaya yönelik aslında 1 Mayıs bir mücadele mayalanmasının somut bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işçi sınıfı ezilenlerde biriken bir mücadele gücü görüyoruz, isteği görüyoruz ve bunun daha fazla açığa çıkartılması bakımından harekete geçmek, kitlelerle buluşmak ve kaynaşmak zamanıdır. Bu Türkiye'li, Kürdistan veya Avrupa bakımından da herkesin, tüm Birleşik Mücadele güçlerinin de ilgili olması gereken mücadele konusu olarak da tam da bu konuda adım atacağımız bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Yine Bakırköy, Kürdistan'da yaygın militan kitlesel 1 Mayıs gösterilerinin tanıklığını edeceğimizi düşünüyorum bu mücadele dinamikleri bakımından. Aynı şekilde Türkiye'de ve Kürdistan'da olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de Türkiye'li, Kürdistanlı göçmenlerin, yerli kuvvetlerin mücadele talepleriyle ortaklaşacak tarzda 1 Mayıs'ın mayaladığı bu sürece katılması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Çünkü Avrupa emperyalistleri, Avrupa'daki kapitalist devletlerde işçi ve emekçilere yönelik çok ciddi saldırılarla haklarını gasp ediyorlar. Avrupa'daki işçi emekçiler de yoksulluk sınırı altında yaşama mahkum edilmiş durumdalar ve bir dolu sosyal hak gasp edilmiş durumda. Göç yasalarıyla yine aynı şekilde göçmen işçi ve emekçilerin yaşamları gerçekten çekilmez hale gelmiş durumda. O mücadele taleplerine Avrupa'dan bizler de Türkiye'li Kürdistanlı göçmen kurumlar da kuşkusuz bu bilinçle 1 Mayıs'a bu taleple sarılmalı ve 1 Mayıs'ı bir muharebe gibi ele almak, politik saflaşmanın bir alanı biçiminde de örgütlemek gerekiyor. Çünkü tam bir kitle seferberliği gerektiren bir süreç ve kitle bilincinin bu yeni düzeyinde biz mücadele özneleri, örgütler, kurumlara çok fazla görev düştüğünü ifade etmeliyim. Bundan dolayı 1 Mayıs Taksim'dir, 1 Mayıs Gezi'dir, 1 Mayıs Gezi Komünü'dür. Bir kez daha ifade edeyim. Ve bizim geleneğimizin de bir mücadele alanı olarak, devrimci sosyalist mücadelenin ve onun geleneğinin bir mücadele alanı olarak da 1 Mayıs'ı bugün bakımından çok daha fazla güçlü bir şekilde kitle mücadelesinin çok daha gelişebileceği bir alan olarak değerlendirilmeli ve tüm halkımızı ve işçi emekçileri Bakırköy, Kürdistan'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya, Rojava'ya, her alanda sokağa 1 Mayıs'a çıkmaya çağırıyorum. Arkadaşlar.
Programı burada noktalayacağız. Katkılarınız için çok sağ olun. Her ikinize de, hepimize de başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler, bir özgür yayının, özel yayının, affedersiniz, özgürlüklerden konuşunca özgürlük de, özgürlük kavramı da ağzımızı, dilimizi terk etmiyor. Sonuna geldik. Esasında bir noktanın altını çizerek noktalamak istiyorum. Van'da faşist saray rejiminin aslında Kürt halkının iradesine yönelik kayyum darbesi girişimi başarısız olsaydı ardından diğerleri gelecekti. Ancak Van halkı bir noktaya işaret etti, eylemiyle işaret etti ve faşist rejime geri adım attırdı. Dolayısıyla basına yönelik saldırılar söz konusu olduğunda da örneğin Belçika polisinin bu uygulamasından, saldırganlığından hesap sormanın yolu da elbette ki kurumsal olarak arkadaşlarımız hukuki olarak süreci takip edeceklerdir. Ancak çok önemli bir diğer nokta da esasında onlara fiilen geri adım attıracak ve bundan sonra herhangi bir saldırganlık planladıkları zaman düşündürecek noktada aslında halklarımızın başta Kürt halkı ve dostları olmak üzere Stark TV, Medya Haber TV'ye sahip çıkması, bütün basın kurumlarına, kendi sesi olan kurumlara sahip çıkmasından geçiyor diyelim de programımızı burada noktalayalım. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, umutta kalın.